Teknoloji dünyasındaki yenilikleri ve şirketlerin, sektörlerin dijital dönüşümünü konuştuğumuz Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün özellikle Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini konuşacağız. Bu yapıları ne yönde destekler var? Diğer yanda iş dünyasının dijital dönüşümünde blok zincir teknolojilerini, akıllı şehir uygulamalarını iki değerli konuğum. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Arzu Er Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Asist Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül'le beraber, Erkan Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Efendim. Masayı yatıracağız diyelim ve hemen girişimcilik kısmı bu işin en heyecanlı kısmıdır. Türkiye'de potansiyel genç nüfusu yüksek olan bir kesim ve girişimcilik açısından da yüksek potansiyel barındıran bir ülke. Bu kapsamda da birçok yapılar var. Finansman erişim noktasında melek yatırımcılar, kitlesel fon aracıları ve STK'lar, teknokentler sayabiliriz. Ve bunlardan biri de İTÜ Arı Teknokent'te İTÜ Çekirdek özeliyle başlamak istiyorum. Bu yılın ilk 10 ayını bu kapsamda nasıl geçirdiniz? İTÜ Arı Çekirdek tarafından bu yıl verilen desteklerin tutarı nereye, ne kadar ulaştı? Şöyle, hatta bu teşekkür ediyorum güzel sorunuz için. İTÜ Çekirdek 12 yıllık bir kuluçka merkezi, İTÜ Arı Teknokent'in kurmuş olduğu. Programa gelirken aslında şöyle bütün yılların bir toplamına bakayım dedim. Ben de aslında şaşkınlıkla bugüne kadar Big Bang etkinliğimizde girişimcileri yatırımcılarla ve finansal imkanlarla buluşturduğumuz yarışmamızda bugüne kadar 90 milyon dolarlık ödül, yani hibe artı yatırım dağıttığımızı büyük bir gururla söyleyebilirim. Bu senenin toplam ödül ve yatırımlarını ben de bilmiyorum. Tabii ki bir fikrim var ama 13-14 Aralık'ta gerçekleşecek Big Bang etkinliğinde sahnede paydaşlar, kurumsal firmalar, yatırımcılar girişimlerimize ödül ve yatırımlarını açıklıyor olacaklar. Ama geçen senenin rakamının 340 milyon TL, yani 18 milyon dolar kadar bir büyüklükte bir meblağ olduğunu söyleyerek minik bir teaser verebilirim. Eminim bu sene daha da büyük olacaktır. Peki Arzu Hanım, özellikle yatırım alan şirketlerin teknolojilerine baktığımızda son yıllarda bir değişim eğilimi görüyor musunuz? Özellikle hangi teknolojilere yönelik hizmet, uçtan uca dijital çözüm sunan şirketler daha ön plana çıkıyor, yatırımcıların radarında oluyor. Şöyle, aslında İTÜ Çekirdek istatistiğinden bakacak olursak şu anda ağırlıklı girişimlerimiz ve yatırım alan ilgi duyulan girişimler finans alanındakiler, mobilite inanılmaz hani hızlı gidiyor, dünyayı dönüştürüyor zaten. Dolayısıyla o alandaki yatırımlar artmış durumda. Enerji, bu zaten mobilite enerji dediğimizde bizi sürdürülebilirliğe doğru götürüyor. Sürdürülebilirlik konuları. Yapay zeka aşırı ilgi alanı şu anda yatırımcıların ve girişimcilerin de ilgi alanı. Ve aynı zamanda tabii ki oyunda ülkemizin de güçlü kaslarından biri biliyorsunuz. Yatırımların odağında diyebilirim. Evet, Erkan Bey, sizin de girişimcilik konusunda araştırma ve yazılarınız var. Ben oradan başlamak isterim girişimcilik kısmında. Türkiye bu kapsamda yatırımlar açısından bu yılın ilk 9 ayına, çünkü tutarlar ilk 9 aylık çıktı, geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak ne işaret ediyor? Globaldeki tabloyla Türkiye'deki eğilim nasıl, paralel mi? Evet, anladım. Globalle paralel bir düşüş var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben önümüzdeki rakamlardan söyleyeceğim. 2023 yılının ilk 9 ayında Türkiye'de 219 girişimci yatırım almış. Bu da yaklaşık 154 milyon dolarlık bir rakama ulaşmış. Geçtiğimiz yıl tabii işin içinde iki tane unicorn var. Önden önceki yıl dört tane unicorn var. Aslında pandeminin de etkisiyle biliyorsunuz teknoloji yatırımları hızlanmıştı. Aslında şu anda geldiğimiz rakamlar pandeminin de ötesinde iyi rakamlar. Değerleme almayı bekleyen unicornların olduğunu biliyoruz. Tabii bu değerleme işi, bu girişimi girişime yatırım yapma konusu sadece maddi bir konu değil. Karşılıklı yatırımcı ile girişimcinin hedeflerinin uyulması gerekiyor. Dolayısıyla bu rakam önümüzdeki aylarda daha yukarı çıkabilecektir. Ama ülkemiz bu konuda dünyaya göre farklı bir rota izlemiyor. Dünyada da bu rakamlar düşmüş vaziyette. Ama ülkemizde İTÜ Arı Teknopark gibi çok kıymetli teknoparklarımız var. Ben Teknopark İstanbul'da yer alan 3 tane şirketim var. Onlar da yatırımlara, girişimcileri bir araya getirmek için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Aynı zamanda BTM İstanbul Ticaret Odası'nın bir hub'ı var. Orada da biz
görev yapıyoruz yönetim kurulu üyesi olarak. Bilgiyi ticaretleştirme merkezi. Evet, evet. Yani bilgi ticaretleştirme merkezi hem girişimciyi hem yatırımcıyı bir araya getiren, tamamen ücretsiz, bugüne kadar 100'den fazla girişimcinin yatırım aldığı, 6 milyar TL'den fazla bir rakamın yatırım olarak değerlendirildiği bir alan. Dolayısıyla ülkemiz aslında iyi şeyler yapıyor. Bakanlıklar, KOSGEB, TÜBİTAK destekleri devam ediyor. Tabii burada bazen bilginin, iletişimin eksiklikleri olabiliyor. Bunlar çok zormuş gibi gelebiliyor. Mesela biz BTM İstanbul'da herkesi kabul edebiliyoruz ama dışarıdan bilmeyen birisi bunun böyle girmenin, burada yatırımcıyla buluşmanın zor olduğunu düşünebilir. Buradan bizi dinleyen yatırımcılar, girişimciler varsa hepsini hem İTÜAR'ı ya hem BTM'ye hem Teknopark'a ya da bulundukları illerdeki teknoparklarla görüşmeye davet ediyoruz. Yine KOSGEB destekleri, TÜBİTAK destekleri aslında herkese açık ama bununla biraz iletişim ve sanki almakta zorluklar varmış gibi gözüküyor ama biz yaklaşık 10 senedir Teknopark'ta yer alan bir firmayız. Çok fazla istifade ettik şirket olarak. Hem know-how'umuzu geliştirdik, hem ekosistemden istifade ettik, hem de ilgili desteklere başvurmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Red aldıklarımız oldu ama yine de devam ettik. Kuşkusuz, özellikle İstanbul saymaz çünkü İstanbul hakikaten bu anlamda girişimciler açısından çok şanslı bir nokta. Hub haline de geldi. İşte bir noktada Bilişim Vadisi, İstanbul Teknopark, üniversitelerimizin değerli teknokentleri ve şirketler, özellikle özel şirketler bu kapsamdaki melek yatırımcılar hep genelde İstanbul'da, daha çok Türkiye genelinde belki yaymak kısmında yine üniversitelerin daha büyük rolü olmalı. Daha çok taşın altına ellerini koymaları gerektiğine inanıyorum. Ve bir noktada kurumlar. Kurum için girişimcilik konusunda da Türkiye'de aslında desteklerin artırılması gerekli. Hem kurumlar çalışanlarını desteklemeli, hem de devletin kurum içi girişimciliği destekleyen şirketlere belki istihdam konusundaki yüklerde, vergisel de olabilir, daha farklı teşvikler uygulaması gerektiğine inanırım. Siz ne dersiniz Erkan Bey, bir işveren olarak ve aynı zamanda bir girişimci olarak? Evet, girişimcilere yönelik çok ciddi destekler var. Bunu hepimiz biliyoruz, uzun uzun bunları konuşabiliriz ama kurum içi girişimciliğe yönelik bildiğim kadarıyla özel bir destek mekanizması yok. Tabii girişimcilik şu anda üniversiteden her çıkan gencin fikirleriyle beraber hızlı bir şekilde hayata atılıp belki de çok zengin olma hayalleri kurduğu bir seviyede. Ama sadece fikrin oluşması yetmiyor. Bunun için bir finansman desteği gerekiyor, satış desteği gerekiyor, hukuki destek gerekiyor. Kurumlar da aslında bunun için biçilmiş kaftan. Ben kendi başımdan geçen, daha bir ay içerisinde geçmiş bir olay anlatmak istiyorum. İnsan kaynakları direktörümüz. Biz insan kaynakları alanında bir yazılım üreten bir firma değiliz. Bir fikirle geldi. Fikrinin sunumunu yaptı. Biz dinledik, beğendik ve şu anda ayrı bir şirket. Çünkü bizim şirketimizin bünyesinde yapılamayacakmış. Ayrı bir şirkette insan kaynakları direktörümüzle şu an bir şirket kuruyoruz. O alanda biz yazılım ve finansman desteğini, aynı zamanda bir hukuki desteğini verecek şekilde böyle bir işe giriştik. Ama bir melek yatırımcı olarak burada değerlendirilir ama kurum içi girişimciliğe yönelik bildiğim kadarıyla henüz bir destek yok. Bu da gündeme gelebilir. Evet, aslında çok da önemli ve değerli bir konu, yurt dışında da modellenen. Peki Arzu Hanım, İTÜ Çekirdek, birçok şirket barındırıyorsunuz. Ne kadarlık bir ciro ve ihracat gelirine ulaştı İTÜ Çekirdek? Evet. Başlı başına da aslında büyük bir şirket. Evet, teşekkür ederim. Aslında bir tık başa dönüp bugüne kadar desteklediğimiz girişimler ve sayılarından bahsedeyim ki onların aldığı yatırımlara geleyim. Bugüne kadar 12 yılda 4200 girişimi yani desteklemişiz, proje, fikir diye düşünün. 9500 girişimci ediyor bu. Dokunduğumuz, onun daha tabii ki etki ettiği alan çok daha büyük. Bunlardan 1400'ü şirketleşmiş ve startuplarını kurmuş durumdalar. Ve bunların arasından 300 kadarı 150 milyon dolar yatırım aldılar. Tesadüf benzer bir sayı, ciroları da 150 milyon dolara ulaşmış durumda. İhracatları da 85 milyon dolar. Dolayısıyla İTÜ Çekirdek zaten İTÜ Teknokent'in kurarken tamamen ulvi, gerçekten ülkemizin teknolojik kalkınması, gelişimi, inovasyon, Ar-Ge ve girişimciliğin desteklenmesi için bu vizyonla kurulmuş bir yapı. Bu noktada da gerek yaratılan istihdam, girişimcilere destek ve cirolarıyla, yatırımlarıyla anlamlı bir ülkeye katma değer sağlıyor diyebiliriz. Peki girişimlerin oluşturduğu istihdam, iş gücü piyasasını etkisi nedir?
Şöyle bugüne kadar düşünün ki girişimciler ki erken aşama olmasına rağmen İTÜ Çekirdek'teki girişimler 10 bin kişilik bir istihdam sağlıyor ekosistemimize. Hiç az değil. Hele erken aşama olduğunu düşünürsek ve de bir de ileri teknolojilerde derin teknolojilerle ilgili girişimler olduğunu düşünürsek bunu sadece sayısal bir değer olarak değil inanılmaz büyük bir bilgi birikimi toplumdaki bilginin yayılması ve genişlemesi olarak da değerlendirmek mümkün. Zaten dediğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Arı Teknokent bunu yaparken ülkeye sadece girişimleri yetiştirelim değil bunlar işte bir kıvılcım olarak başlasınlar, ateşe dönüşsünler. Büyük bir istihdamın, ekonominin, gelecekte Türkiye'nin bir parçası olan büyümenin, aydınlık geleceğin bir parçası olsun istedik. Evet, teknoloji kuşkusuz bunu sağlayacak tek temel faktörlerden biri. Bugün farklı teknolojileri de konuşacağız. Girişimciliğin içerisinde yer alan örneğin akıllı şehirler ve blok zinciri neden şirketlerin dijital dönüşümünde çok değerli bir yere sahip? Öncelikle akıllı şehir uygulamaları dediğimizde şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz. Gerek trafiğinden gerek yapılaşmasına artan nüfus tüm bu aslında artan popülasyonla beraber artık bu iş insan dışında teknolojiyle çözümlenecek. En azından çözümlenmese dahi biraz daha hayatımızda kolaylık sağlayacak yeni nesil teknolojiler var. Akıllı şehirler kapsamında neler yapılmakta, neler yapılabilir? Evet, şu anda 1 milyondan fazla nüfusu olan dünyada 500'den fazla şehir var. 2030'da 1 milyondan fazla nüfusu olan şehir sayısının 1500'e ulaşacağından bahsediliyor. Ülkemiz için de aynı durum sayısal olarak verilebilir. Tam da bahsettiğiniz gibi şehirlerin nüfusları artıyor. Aslında kaynaklarımız da kısıtlı. Kaynaklardan biri zaman, trafik hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. Çevresel faktörler, su kullanımı gibi birçok alanda akıllı şehir aslında bir keyiften ziyade zaruri bir hal almış vaziyette. Tabii ülkemizde çok fazla belediyenin çok fazla uygulaması var ama yurt dışında çok daha iyi örneklerini gördüğümüz söylememiz kaçınılmaz. Biz aslında sürdürülebilir bir yaşam için bu kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu anlamda da şirket olarak aslında biraz yaptıklarımızdan bahsetmek isterim. Şöyle kısaca bir 10 sene, 20 sene öncesine gittiğimiz zaman bir tapu, iskan, ruhsat gibi çok netameli konuların, çok zor konuların aslında işte günlerce kuruma giderek halledilmesi gerekiyor. Bugün oturduğumuz yerden klavyeden birçok sorunumuzu halledebiliyoruz. Türkiye'deki yerel yönetimler, şehirlerin yönetimini yapan başkanlar bu konudaki çözümleri aslında çok hızlı bir şekilde hayata geçirdi. Ama bunun şehrin tamamına yayılacak, insanların mutluluğunu, refahını, sağlığını hedefleyecek uygulamalar konusunda örnekler var. Ama uçtan uca yapılacak daha çok iş var. Biz şirket olarak bu yapılan işlerdeki aslında verilerin bir araya getirerek bir big data, yapay zeka projesiyle beraber hem açık veri kaynaklarıyla hem kurumun kendi eriştiği verilerle anlam üretmesini buradan aslında daha az enerjiyle daha çok işin yapılmasını hedefliyoruz. Bunu hayata geçirdiğimiz birçok kurum var. Böylece hem müşteri memnuniyeti diyebileceğimiz vatandaşın yönetime katılışı, onun geri feedbackleri, karar alma mekanizmalarında kullanılması hem kurum kaynaklarının doğru kullanılmasını hem vatandaştaki memnuniyet, mutluluğunun artmasını sağlıyor. Artık biz şehirlerden çok klasik belediyecilik faaliyetleri olan işte çöp toplamak ya da işte asfalt yapmak gibi, kaldırım yapmak, park yapmak gibi çözümlerin dışında özel çözümler bekliyoruz. Vatandaş olarak bunu istiyoruz. Bunun örnekleri var ama bunu biraz daha geliştirmek lazım. Biz geçtiğimiz yıl blok zincir temelli bir anket uygulamasını Tuzla Belediyesi ile beraber hayata geçirdik. Tuzla'da blok zincir temelli yani hiçbir şekilde manipüle edilemeyecek, speküle edilemeyecek, gelen cevapların doğru bir şekilde işlendiğinden vatandaşın da emin olduğu bir sistemi devreye soktuk. Bunu geçtiğimiz yıl Mobile World Congress'in Las Vegas'ta da tanıtma imkanı bulduk. Şu anda kullanılıyor. Bu neyi sağlıyor? Vatandaş hem gördüğü sıkıntıyı, sorunu başkana ya da kuruma iletiyor. Kurum da buradan gelen bilgilerle hem yatırım planlamalarını, projelerini hayata geçirebiliyor. Tabii yeşil ekonomi de bizim için çok önemli. Hep bunu konuşuyoruz. Aslında bir akıllı bir veri yönetimi, bir IoT sistemiyle beraber yapay zekanın kullanılması sebebi fosil yakıtların %5 az kullanılabileceği,
Hatta bunların tam anlamıyla uygulanması %15'lere kadar çıkılabileceği çeşitli araştırmalar ortaya konmuş. Avrupa'da bunun örneklerini ya da Uzak Doğu'da çeşitli ülkelerde bunun örneklerini görüyoruz. Ülkemizde de yapılacağına inanıyoruz. Evet, belediye başkan seçimleri öncesinde de artık yeni başkan kesinlikle, değil mi, bu akıllı şehir çözümlerinin daha çok tüm belediyelerimizde, tüm illerin belediyelerinde görmek de isteriz. Diğer yanda şimdi İTÜ Çekirdek olarak yeni bir projeye hazırlanıyorsunuz. Startup Challenge. Evet. Nedir bu? Bu yılki girişimcilerin ilgisi nasıl oldu? Burada ne gibi destekler sağlayacak İTÜ Çekirdek? Big Bang Startup Challenge 13-14 Aralık'ta Unique İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yıl boyu İTÜ Çekirdek 500'ün üzerinde girişimi kabul ediyor. Ve bu girişimleri verdiği eğitimlerle Stanford'daki, Berkeley'deki dünya metodolojilerini kapsayan girişimini ticarileştirme projesini, teknolojisini ticarileştirme ile ilgili eğitimlerden, süreçlerden geçiyor. 500'ün üzerinde gönüllü mentor ordusundan destek alıyor ve bu 500 girişim bizim tarafımızdan hem eğitilerek hem de en iyileri seçilerek yıl sonundaki Big Bang etkinliğine hazırlanıyor. Arzu Hanım, katılım için kriterler var mı? Her girişimci İTÜ Çekirdek'teki projelere böyle challenge'lara katılabiliyor mu? İTÜ Çekirdek'in web sitesinden itucekirdek.com.tr'den teknoloji projesini, oradaki başvuru formunu doldurarak her vatandaş, Türk olmak zorunda değil, yaş sınırı yok ki ortalaması, yaş ortalaması şu anda İTÜ Çekirdek'te 30. İster 60 olsun ister 20 olsun, her yaştan ben bir inovatif bir projem var, teknolojik çözümüm var diyen herkes İTÜ Çekirdek'e gelebiliyor. Ama karıştırılmasın, Big Bang Startup Challenge etkinliği İTÜ Çekirdek girişimlerinin en iyilerinin kamuoyuyla buluştuğu bir etkinlik. Ama etkinliğe herkes, tamamen kamuya açık ve ücretsiz. Yine İTÜ Çekirdek'in web sitesinden veya itucekirdek.bigbank.com'dan ulaşılabiliyor. Herkesi bekliyoruz. 3000'in üzerinde katılım oluyor. Burada gerçekten İTÜ Arı Teknokenti'nin, İTÜ Çekirdek'in yetiştirdiği en iyi teknoloji girişimlerin sunumlarını dinleme imkanı olacak 13 Aralık'ta tüm katılımcıların, tüm izleyicilerin. 14 Aralık'ta da ödül töreni olacak. Ödül töreninde de demin de bahsetmiştim, tam toplamının ne olacağını o gün biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Borsa gibi bir arkada yazılımımız var. Devamlı değişiyor. Ödülü alan, yatırımı alanın sıralaması değişiyor ve işte dediğim gibi geçtiğimiz sene 18 milyon dolarlık bir rakamın bu sene göreceğiz ne olacağını. Big Bang, yani İTÜ Çekirdek'in yıl sonu en başarılı girişimlerini yatırımcılar, kurumsal firmalar, halkla buluşturduğu, potansiyel müşterilerle buluşturduğu kocaman bir etkinlik. Herkese açık ve ücretsiz. Peki, şunu da sorayım. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi, diğer üniversitelerle işbirliğiniz var mı? Evet. Üniversite sanayi işbirliği üçgeninde neler yapıyorsunuz? Hı-hı. Türkiye'deki bu ekosistem sadece İstanbul özelinde değil, evet, diğer illere yayma konusunda iştahınız nedir? Çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Biz birkaç yıldır özellikle girişimcilikle ilgili know-how'ımızı paylaşabilmek ve aslında biraz önce bahsettiğiniz İstanbul bunun hub'ı ve çok da doğru bir noktası. Sadece aslında Türkiye için değil, dünya için bile öyle. Dünyadan da startupları alıyoruz. Dünyadan paydaşlarımız var. Şu anda 30'a yakın Anadolu'nun farklı yerlerindeki üniversiteler ve kuluçka merkezleriyle bir partner kuluçka oluşumumuz var. 12 yılda edinmiş olduğumuz, bizi dünya birincisi yapmış olan know-how'ımızı bu paydaşlarımıza aktarma, biz nasıl yönetiyoruz, mentorlarımızı nasıl yönetiyoruz, girişimcilerimize hangi eğitimi veriyoruz, laboratuvar sistemini, onlara sağladığımız ham madde imkanlarını nasıl sağlıyoruz ve biz bu süreci A'dan Z'ye nasıl yönetiyoruzun know-how'ını paylaştığımız, hem de Anadolu'daki diğer kuluçkaların, diğer üniversitelerin girişimlerine de lütfen en başarılarınızı seve seve yönlendirin. Big Bang'in işte çeyrek finallerini alalım, Big Bang'e çıkaralım, İTÜ Çekirdek'e kabul edelim. Arzu ederlerse İstanbul'daki işte kurmuş olduğumuz yatırımcılardan, kurumsal firmalardan oluşan bu network'ü onlar da faydalansın dediğimiz bir yapı. Çok da anlatma fırsatımız olmuyor. Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Ve yine yeni 30 değil 60 olur bu gerekirse. Anadolu'nun dört bir yanından üniversiteleri ve girişimciliğe destek olmak isteyen herkesi de bu paylaşım zincirine davet ediyorum. Evet, böyle de bir bizim vesilemizde çağrıda bulunuyorsunuz. Erkan Bey, aynı zamanda siz de MÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesisiniz ve MÜSİAD'ın da bilişim sektör kurulu olarak Vizyoner 2023'e imza atıyor. Her yıl gelenekselleşen bir etkinlik, teknoloji girişimleri.
yer alıyor ve teknoloji sektörü temsilcileri. Burada ne hedefliyorsunuz siz bu yıl? Biz müsait olarak 2015 yılında aslında bu etkinliğin ilkini yapmıştık. Bu sene beşincisi olacak. İki yılda bir yapıyoruz. Ara yıllarda da Expo Forum'u yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük katma karma fuarını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla müsait olarak aslında biz neredeyse her hafta, geçtiğimiz hafta Malatya'da tekstil sektörünün geleceği hakkında bir tam günlük bir program yaptık. Ama bu bizim yaptığımız en önemli program. Bu sene biz Bizim Gücü adını verdiğimiz bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Herkese açık. 4 Kasım günü sabah 9'da Team Show Center'da başlayacak. Çok kıymetli konuşmacılarımız var. Selçuk Bayraktar Bey, Dünyayı Değiştirmede Bizim Gücünü konuşacak. Süreyya Ciliv Bey gelecek. Aklıma gelen isimlerden söyleyeyim. Ali Taha Koç Bey konuşması olacak. Türk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Montella aslında bizim gücünü, birlikte olmanın gücünü anlatacak. Bu sene konsept olarak bunu belirledik. Buradan da bizi dinleyen herkesi programımıza gelmeye davet ediyoruz. Üye olma şartımız yok. Burada aynı zamanda biz yan bir oturumla da ticarileşmemiş patentlerle yatırımcıları buluşturacağız. Ve onlara şu anda üyelerimiz içerisinde bir anketle patentleri oynamalarını istiyoruz. Ödül töreni yapacağız. Sayın Bakanımızın, Fatih Kaçır Bakanımızın katılımıyla bir ödül töreni yapacağız. Dolayısıyla hem bir etkinlik, dolu dolu bir etkinlik, hem bir B2B görüşmelerin bir arada bulunduğu etkinlik olacak. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle süremizin sonuna geliyoruz. Asist Bilgi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül ve İTÜ Tekno Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Arzu Er Yılmaz'a diyor. Ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken, gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.